Auzu billahi minash racim Bismillahirrahmanirrahim. Ve bih nestaein ve huve hayrun nasirin ve muin. Aziz müminler, mümineler. Bir ahlak ve erdemler programında tekrar sizlerle bir aradayız. Bir önceki programımızda arz ettik ki mahşerde kıyamet gününde Allah'ın huzurunda en kıymetli, en değerli olan şey nedir? arz etti ki amellerimiz değil. Salim kalptir ve ayetler ile, hadisler ile, İslam tarihinde yaşanan olaylar ile konuyu detaylandırdık. Muminler bakınız, salim kalp olduğu zaman, salim kalp cihad-ı ekberde başarılı olmanın neticesidir. Yani bir insan, cihad-ı ekberde aklını nefsine galip getirebilmiş ise bu insanın kalbi salimleşmiştir, salim olmuştur. Salim kalbin ise nasıl bir kalp olduğunu arz ettim. Bakın dünyevi bağlılıklar insanı Allah'tan uzaklaştırır. Dünyevi bağlılıklar insanı haktan, hakkaniyetten Maana ve maneviyattan, enbiyadan, evliyadan, salihlerden, müminlerden uzaklaştırır. Dünyevi bağlılıklar insanı bunlardan uzaklaştırdığı gibi insanlardan ve cinlerden olan şeytana yaklaştırır. İnsanı günaha yaklaştırır. Ve insana baktığımız zaman insan suut ve nüzul konularında haddi ve sınırı yoktur. Yani insanın suut yani yükselme, Allah'a doğru yükselme, Allah'a doğru ilerleme, tekamül konusunda mesafe kat etme, yukarıya doğru. İnsanın haddi yoktur. Nüzul konusunda ise yine insanın haddi yoktur. Aşağı inme konusunda, aşağılaşma, melekutulaşma konusunda ve hayvanileşme konusunda insanın haddi yoktur. İnsan melekuta doğru her an yükselir ise melaiketullah'tan yukarı bir makama ulaşır. İnsan nüzul konula yani nüzula doğru inişe doğru efendim hareket ederse hareketi inişe doğru olur ise 6 16 26 siz ne derseniz deyin vahşi hayvanın yapmadığı vahşilikleri o insan yapar. Vahşi canavarların yapmadıklarını o insan yapar hem şehvette hem zulümde. Vahşi canavarların, hayvanların yapmadıklarını öyle bir insan yapar. Bundan dolayıdır müminler, İslam dini niyete ve himmete çok önem vermiş. Niyet ve himmet. İslam dininde hem husnu faili önemsenmiş, hem husnu fiili önemsenmiş. Yani failin güzel olması bir işi kim yapar ona fail denir. Yapılan işe fiil denir. İslam dininde hem fail, failin güzelliği önemlidir, hem fiilin güzelliği önemlidir. Cami yapıyor ama bakın cami, görüntüde ne var? Cami. Kim diyebilir bu kötüdür? Bir Allah'ın kulu buna kötü diyebilir mi? Kimse demez. Ama yapanın niyeti bozuksa, yapanın niyeti Allah değil de başka başka şeylerse, efendim ben cami yapayım da beni buradaki insanlar milletvekili seçsin. Desinler bu adam buraya bir cami yaptı, çok imanlı, takvalı bir adamdır. Bu varken niye başkasını seçelim? Milletvekili olmak için Allah'ın adını, dinini kullanan insan. Bunun efendim niyeti bu. Efendim e, ne bileyim bir aşevi yaptırıyor o mahallede muhtar seçilmek için. Düşünebiliyor musunuz? Fiil güzel. Ama fail güzel değil. Açın Tevbe suresini bakın. Zahirde mescit yapıyorlardı. Ama Allah Tevbe suresinde Medine'de münafıkların yaptığı Mescid adı altında yaptıkları binaya diyor, mescid zarar, Zirar. mescid Zirar. Zararlı cami. Neden? Tefrik. Tefrik kelimesi var ayette. Müminlerin arasına tefrika düşürmek için cami yapıyorlardı. E şimdi insan bulunduğu camide, bulunduğu vakıfta, bulunduğu dernekte, bulunduğu camiada zahirde güzel şeyler yapıyor görüntüsü verip de müminlerin arasına teprikat düşürme adımları atarak bir takım zahirde güzel şeyler yapıyor ise bunun yaptığı o iş o camiden daha mı önemli ki o camiyi Allah Resulüne yıktırdı zarar olduğu için. Dolayısıyla müminler bakınız insanın niyetini halisleştirmesi ve insanın himmetini yüce tutması gerekir. Niyet halis olmadı mı? Niyet güzel olmadı mı? Himmet aşağı oldu mu? Himmet yüksek olmadı mı? İnsan maazallah firavunlaşabilir. Üstadlardan biri diyordu, bazıları Firavun karakter karakterlidir. Bazıları firavun karakterlidir ama Mısırları olmadığı için firavunlukları saklı kalmıştır. Söze bakar mısınız? Mısırları yani Mısır beldeleri Mısır diyarları olmadığı için firavunlukları saklı kalmıştır. Cihad-ı Ekber'de nefis tezkiyeesinde müminler mağlup olmamanın bir yolu, galip gelmenin bir yolu halis niyet ve himmettir. Niyet temiz olmalı. Himmet büyük ve yüce olmalı. Mesela dua makamında örnek vereyim. Dua makamında insan Allah'tan bir şeyler istiyor. Müslüman dua makamında Allah'tan en zirvede olanı istemeli, en büyük olanı istemeli, en güzel olanı istemeli. Allah onu verdiği zaman Allah kendisinden bir şey kaybetmez ve vermeye kadirdir. En güzel olanı insan istemeli. Amel makamında insan en iyisini yapmaya himmet etmeli. En iyi ameli yapmaya gayret etmeli. Mesela, dua ediyor himmetiyle beraber, ameliyle bakın, isteğiyle, ameliyle, himmetiyle beraber, amel de yapıyor. Şunu demeli, Allah'ım bana tevfik ver. Bana tevfik, inayet buyur ki, ben İmam Mehdi Aleyhisselam'ın en üstün ashabı olayım. Böyle dua etmenin ne sakıncası var? Ve bu yolda himmet etmenin ne sakıncası var? Tam aksine çok güzel bir himmet. Ve o himmet doğrultusunda hareket etmek çok güzel bir amel. İnsanın Allah'ım bana yardım et. Ben bu zamanda Malıyla canıyla Hazreti Zehra'nın can verdiği yola en iyi hizmet edenlerden olmak istiyorum. Himmetinin bu olması ve bu himmet noktasında insanın hareket etmesi insanı cihada, ekberde başarılı kılacak etkenlerden bir tanesidir. Biri geldi Peygamber Efendimizin yanına tarihte nakledilir. Dedi ey Allah'ın Resulü beni tanıyor musun? Peygamber Efendimiz buyurdular. Kendin kendine ifade et. Dedi ben Taif'te seni misafir edenim. Allah Resulü tanıyordu. Tanıyordu. Kendisinin kendisini tanıtması için dedi kendin kendini tarif et. Dedi ben Taif'te seni misafir eden insanım. Peygamber Efendimizin tarihte Taif'e bir seferi olmuştur. Taif'e gittiği zaman, Taif halkını İslam'a davet ettiği zaman bu şahıs Allah Resulü'nü peygamberimize, peygamberimizi Allah Resulü'nü kendisine misafir etmiş. Evinde misafir etmiş. Dedi ben oyum. Allah Resulü buyurdular ki hoş gelmişsin. Benden bir isteğin var mı? Benden bir şey ister misin? Benden bir şey istersen beni sevindirirsin, mutlu edersin. Bakınız bu dedi ki ey Allah'ın Resulü ben sizden 200 tane koyun ve bir çoban istiyorum. Allahu Ekber. Allah'ın Resulü levlake levlak hitabının muhatabı iki cihan serveri alemlerin yüzü suyu hürmetine yarandığı Habib-i Kibriya birisine diyecek ki benden bir şey iste. O da diyecek ben 200 koyun bir çoban istiyorum. Himmetin küçüklüğüne bakar mısınız? Himmet ne kadar küçük. Arzu ve istek ne kadar küçük. Himmet dünyalık. Arzu dünyalık. Allah Resulü buna 200 tane koyun bir tane de çoban verdiler ve sonrasında buyurdular ki sonrasında buyurdular ki bu Müslüman neden himmeti bu kadar küçük oldu? Neden İsrail oğullarındaki yaşlı kadının himmeti bu Müslümanda yoktu? Beni İsrail'de olan yaşlı kadının himmeti bu insanda yoktu. Ashab sordu ey Allah'ın Resulü. Beni İsrail'deki yaşlı kadının himmeti nasıl bir himmetti? Allah Resulü buyurdular ki Allahu Azze ve Celle'ye Hz. Musa aleyhisselama vahyetti. Ey Musa git Hz. Yusuf'un mezarını bul. Hz. Yusuf'un cenazesini kendinle beraber al Mısır'a götür. Kendinle Mısır'a git. Hz. Musa dedi ki ey Allah'ın Allah'u Azze ve Celle'ye arz etti Hz. Musa. İlahi ya Rabbi ben Yusuf peygamberin mezarının nerede olduğunu bilmiyorum. Allahu Azze ve Celle buyurdu Musa git falan yaşlı kadının yanına ona sor o Yusuf peygamberin mezarının yerini biliyor. Müminler Allah Azze ve Celle'nin kendisi Yusuf peygamberin mezarının nerede olduğunu bilmiyor muydu? E biliyordu. Niye Hazreti Musa'yı peygamberini bir yaşlı kadına gönderiyor? Bir hikmeti vardı onda. Bir sebebi vardı ondan. Hazreti Musa Aleyhisselam geldi o yaşlı kadını buldu. Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın mezarının yerini sordu. Kadın dedi ki: "Allah şarti. Bir tane şartım var. Eğer o şartı yerine getirir isen Yusuf peygamberin mezarının yerini sana söylerim." Dedi ki: "Hazreti Musa Aleyhisselam Dedi ki şimdi senin ne isteyeceğini ben bilmiyorum ki sen kalkıp benden yapamayacağın bir şeyi istersen ben nasıl kabul edeyim? Deyince Hazreti Cebrail Allah tarafından nazil oldu. Musa Allah buyuruyor ki veren sen değilsin biziz. Verecek olan biziz sen değilsin. Şartı kabul et. Hazreti Musa o yaşlı kadına dedi ki şartın kabulümdür söyle. Dedi Musa. Allah'tan işte yarın kıyamet gününde mahşerde kıyamette ben seninle beraber olayım. Allahu ekber. Himmete bakar mısınız müminler? Hazreti Peygamber efendimiz o Taif'te kendisini misafir edene istediğini verdikten sonra bu hadiseyi anlattı. Dedi neden bunun himmeti onuncu kadar büyük değildi? Küçük idi bakın. Onun için himmet büyük olmalı müminler birçokları ibadet sonrası i̇mam Zaman ile konuşmayı arzu ederler. İbadetler yaparlar, zikirler yaparlar, virtler yaparlar. İmam Mehdi Aleyhisselam ile mülakat etmek isterler. Veya Allah'ın huzuruna çıkarlar. Allah'ın huzurunda hüccetiyle görüşmek için Allah'a yalvarır, yakarırlar. Ve Allah'ın hüccetiyle bir zaman sonra görüşürler. Bu görüşenlerin bazılarına baktığımız zaman ya Hüccet İbnil Hasan'ı askeri ben Allah'tan bana ev istemenizi istiyorum. Çocuklarıma iş istemenizi istiyorum. Bakın bunlar küçük şeylerdir. Bunlar basit şeylerdir. Büyük alimlerden bir tanesi diyor çok sıkıntıya düşmüştüm. Elim her yerden kopmuş da adeta. Derdimi açacak kimseler de bulamıyordum. Utanıyordum insanlara derdimi açmaktan. Evimde yiyecek kuru bir ekmeğim bile kalmamıştı. Dedim ki bir ihtiyaç listesi yazıp İmam Mehdi Aleyhisselam'a havale edeceğim. Atacağım rüzgara, rüzgar onu götürür, nereye götürürse götürsün. Diyor başladım diyor, ihtiyaç listesini yazmaya işte şu kadar şeker, şu kadar pirinç, şu kadar ne bileyim bulgur, şu kadar makarna, şu kadar para, şu kadar kömür. İşte evimdeki diyor ihtiyaçları diyor yazmaya başladım. Diyor yazarken liste bitmeden, yazım bitmeden kapım çalındı. Kapıyı açtığımda diyor abasını başına atan, abası ile başını örten birisi var idi. Kapının önünde elinde de bir torba var idi. Dedi o listeye yazdıkların ve yazmak istediklerinin tamamı buradadır. Tamamı buradadır. Diyor baktım kapının önüne erzak toplanmış. Torba efendim torbalar ile erzaklar bırakılmış. Yazdıkların ve yazmak istediklerinin hepsi buradadır dedikten sonra dedikten sonra dedi ki ancak İmam Mehdi Ecelallahu Teala Ferecehu Şerif Hazretler'di, bu tür şeyler için istemeyin. Bunlar basit şeylerdir. Bunlar bu tür şeyler az şeylerdir. İmam Mehdi Aleyhisselam'a daha büyük, daha önemli şeyler için isteyin. Bu alim diyor ki ben dikkat ettim, baktım bu torbayı, bu erzakları, bu listede yazdıklarımı getiren kimdir? Dikkat ettiğimde baktım ki Ayetullah Bahauddin'in dostlarından Ağa Fakr idi. Ağa idi. Onun için müminler niyet halis, himmet yüce olmalı. Mesela dua ederken insanın dua makamında himmeti umum olmalı. İsteği umum olmalı. Herkese dua etmeli herkesin dertlisine, herkesin hastasına, herkesin fakirine dua etmeli. Ramazan ayının dualarında var. Allahumma aghni kulla fakir. Allah'ım bütün fakirleri ihtiyacsız kıl. Allahum meshfi kulla mariz. Allah'ım bütün hastalara şifa ver. Ayetullah Hasan Zade Amuli diyor ki ben bir kitap yazmıştım. Rahmetullah ta Teala aleyh bir kitap yazmıştım yazdığım kitabı diyor Üstadım Ayetullah taba tabaya Allah'a taba taba'yı taba inceletmek için gösterdi götürdüğümde dedi ki birkaç gün bende kalsın inceleyeyim sonra gel al. Diyor birkaç gün sonra gittim yazdığım kitabı işte almak istediğimde Allah'a taba tabayı merhum bana buyurdu ki İnsaf ən çox gözəl bir əsər calama almışsın. Çox faydalı, çox önəmli bir əsər. Və mən bu kitabda bir noksanlıq görmədim bir yer halıç. Dedim nərəsidir o bir yer üstadım? Dedi ön söz bölümündə özünə dua etmişsən. Allahım məni doğru yolda sabit kıl diye. Nədən sadəcə özünə dua etdin də bütün inananlara dua etmədin? Allah bizləri, bütün inananları doğru yolda sabit kıl diye. Bu şekilde neden dua etmedin? Sadece kendine dua ettin. Bunun dışında kitap mükemmel. Dolayısıyla müminler insanın niyeti niyeti halis olmalı, himmeti yüce olmalı. Bakınız Cemel savaşı bitti. Cemel savaşı bittikten sonra Hz. Ali Aleyhisselam'ın yarenlerinden bir tanesi dedi ki keşke kardeşimle burada olsaydı. Nehçül Veleka'da var bu bölüm. Hazreti Ali aleyhisselam bunu duyunca buyurdu ki, اَهَوَا kem مَعَنَا Kardeşinin kalbi bizimle beraber miydi? Dedi, evet ya emir el -muminin. kardeşimin kalbi bizimle beraberdi. Çok gelmeyi arzuluyordu. Çok gelmek istiyordu. Arzusu bizimle beraber olmaktı. Ama hasta olduğundan dolayı, mazereti olduğundan dolayı gelemedi. Hazreti Ali aleyhisselam buyurdu ki o zaman tasa etme, o zaman dert etme. Kardeşin de bizimle beraberdir. Kardeşinle bizimle beraber olanların sevabına şeriktir. Onların aldığı sevabı alacaktır. Sadece kardeşinle de değil. لَقَدْ شَهِدَنَا وَاَسْكَرِنَا haza اَقْوَامٌ fi aslabir الرِّجَالِ ve erhamun nisa ila yomil kıyamete kadar gelecek olan, şu anda dünyaya gelmemiş olan, babalarının bellerinde olanlar var, annelerinin rahimlerinde olanlar var. Onlar da bizimle beraberdirler eğer niyetleri bizimle beraberse. Ziyaret-i Aşura'da var. Ya leyteni kuntu, keşke ben de sizlerle beraber olsaydım. Keşke ben de İmam Hüseyin Aleyhisselam'la beraber olsaydım. Keşke ben de Kerbela'da olsaydım. Müminler, bizler zaman ve mekan olarak sınırlıyız. Ama niyette ve arzuda insan sınırlı değil. İnsan diyebilir, Ya Rabbi şahit ol. Keşke ben de Peygamber Efendimiz'in zamanında Bedir'de olsaydım. Canımı can pazarına atardım. Uhud'da olsaydım. Sıbbin'de olsaydım Hazreti Ali döneminde. Nehravan'da olsaydım, Kerbela'da olsaydım, canımı can pazarına sunarım. Bu niyet ve arzu insanın kalbini cihad-ı ekberde yukarıya doğru götüren, tekamüle doğru götüren sebeplerdendir. Allahu Azze ve Celle bizleri bir an olsun nefsimiz ile baş başa bırakmasın. Bir sonraki program programda buluşuncaya dek hoşça kalın ve selamun aleyküm.